Da tabii ki özellikle şehit olan komutanımızla ilgili zannedersem hani seyircilerimizin ilk kez açıkça da fark ettikleri, edinebildikleri iki önemli bilgi birini Aytun Çerkin anlattı. Aytun Çerkin bizi yeni izlemeye başlayanlar için de tekrar 15 Temmuz gecesi Adana'da komutan, rahmetli komutan Osman Erbaş'ın darbe girişiminin alır almaz haberini anında bütün birliklerine talimat verip bu bir kalkışmadır, bir hain bir darbe girişimidir. Adana valisinin de işte telefon açtıktan sonra biz gereken önlemleri burada alıyoruz. Siz İncirlik üssüne emniyeti götürün. Yani emniyet orayı kuşatsın. Esas yer İncirlik üssü dediği Akıncı üssü davasının ek klasörlerinde var. Konuşma kayıtları da var. Konuşma kayıtları, telsiz kayıtları vesaire hepsi zaten dökülüyor. Biraz önce görüntülerde zaten vardı. Katil bunlar, subay değil, asker değil diyen bir komutan. Bir cenaze, 15 Temmuz cenazesinde, 15 Temmuz şehitlerinden birinin cenazesinde. Yani o anlamda baktığınız zaman zaten bir kor general olarak atanmıştı Yüksek Askeri Şura'da. Evet. 2017 Şurasında kor general olarak atanmıştı. Terfi etmişti. Ve o terfi sonrasında da yaklaşık 4 yıldır bu görevi yürütüyordu. Bu yıl muhtemelen or general olacaktı. Evet. Bekleme süresini de tamamladı. Hı hı. İşte insanların hayatları maalesef. Ben onun orada görev yapan arkadaşlarımızdan da duyduğum şeyler çok iyi. Özellikle halkla ilişkilerinin, orada yaşayan vatandaşlarımızla iletişiminin çok iyi olduğunu, çok sevildiğini, diğer görev yapan işte personelle de çok iyi iletişim içerisinde olduğunu, başarıyla görevini yürüttüğünü söylüyor. Özellikle de ben hani bu FETÖ işlerine çok şey yaptığımız için, yani Fethullahçı terör örgütü silahlı kuvvetlerden temizlendikçe komutanım, iyi insanlar... Ahmet Hakan'a verdiğiniz ilk röportaj sizindir, bu kaynıyor. Bunlara dikkat edin, isim isim veren Ahmet Zeki Uçok'tur. Şimdi yani orada mütevazı olmaya gerek yok. Yani şunu demeye getiririm. Hani bu silahlı kuvvetler FETÖ'den temizlendikçe iyi insanlar ortaya çıkacak. Çünkü niye? Fethullahçı terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde yetenekli, iyi, halkta iyi geçinen, görevinde başarılı insanların hepsini çeşitli kumpaslarla tasfiye etti. Kendisinin işte soruları çalıp okulları kazanan, kurmay olan, işte yurt dışına giden böyle hırsız, yani tam tabiri caizse başkalarının haklarını yiyen, hak gaspçı subayların, generallerin elinde kalmıştı silahlı kuvvetler. İşte bunlar temizlenince Sayın Komutanımız gibi böyle değerli insanların ortaya çıktı ve biz bunları fark ettik. İşte o yüzden bu tür insanların inşallah bundan sonra da silahlı kuvvetler içerisindeki görevlerin başında görürüz. Fethullahçı terör örgütü gibi bir alçak bir örgütle inşallah önümüzdeki zamanlarda da karşılaşmayız ki değerli insanlarımızın önü açılsın. Bu ülkenin en değerli kurumlarından biri olan silahlı kuvvetlerini işte başarıya ulaştırsın. Evet, şehit olan kor general bekleme süresi bu yıl dolacaktı dedi Ahmet Zeki Uçok. Çok büyük ihtimalle de orgeneral olacaktı değil mi? Öyle, evet, o şekilde terfi etme. Selçuk Bayraktar'ın mesajı çok önemli. O ekibi diyor ki, okuyabilir miyim ben? Tabii. Şehit Osman Paşa'mızla 2010'da Doğu Beyazıt'ta Tugay Komutanı'yken tanışmıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, Babacan, alçak gönüllü ve herkesin tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir komutandı. Yıllar içinde dostluğumuz bitmedi. Milli SİHA ve İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada SİHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinin rolü çok büyüktü. En son Teknofest ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun komutanım. Özleminizi duyduğunuz şehadete kavuştunuz diye bir evet, tweet şu anda atmış. Arkadaşımız tweetini de ekrana getiriyor Selçuk Bayraktar'ın. Evet. 2010'da. Öbür fotoğraf. Gelişimi sırasında bölgede tanıştığım Osman Erbaş Paşamız ve kahraman askerleri Bitlis'teki helikopter kazasında şehadete ulaştı. Allah şehitlerimize rahmet eylesin.
Yaralılarımıza acil şifalar versin. Milletimizin başı sağ olsun. Ne dedim fotoğrafla ilgili? Bir yan taraf, diğer taraftaki fotoğraf. Hani yanındaki değil de bir görünmeyen bir fotoğraf var. Öyle o Fenerbahçe orada, evet. Tamam, tamam. O yani açtıktan sonra evet, şey çıkacak. Bu da şu cenazedeki görüntüsü. Bak orada bağırıyor. Burada şimdi diyor ki katiller diyor. Evet. Ahmet, bir şey mi diyecektiniz? Ben de Bayraktar ailesiyle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz Balyoz kumpasıyla hapse girdiğimizde Sayın Bayraktar işte babası bizim hapishaneye... Özdemir Bey. Özdemir Bey bizim hapishanede daha önce nasıl hani sihaları denemiştik, işte şuraya dağa çıkmıştık dediği komutan arkadaşlarına bu fotoğraf, ziyarete, evet, ziyarete gelecek gelmişti. Böyle bir aile, yani bu o dönemde hatırlayın 2009'larda onlar da böyle işte Balyozcu, Ergenekoncu ziyaret etmek cesaret ister yani. O yüzden de Bayraktar ailesini de buradan... Peki. Barış, bir şey söyleyeceksin ama biraz bekle. Çünkü tam aradan önce Ali Demir konuşmak istiyordu. Buyurun Sayın Demir, sizi dinliyoruz. Ben Zeki Üçok komutanımızın ve Aytunç Bey'in en son belirttiği yerden devam edeyim. Rahmetli Osman generalim, kendisiyle ben yan yana çalışma fırsatı buldum teröristle mücadele kapsamında. Hizmetle ilgili herhangi bir istekte bulunduğunuzda inanın nezaketi ve sorunun çözümü yönündeki gayretinden dolayı ben onun bir aslı olarak mahcup duruma düşerdim. Yani kendisi görev odaklı, personelini üst düzeyde motive edebilen ve süreklilik arz edecek şekilde görevini, bu benim haddimi biraz aşacak ama, en üst düzeyde yerine getiren bir komutanımızdı. Tekrar Allah rahmet etsin. Biraz önce Naim Babiroğlu komutanımız bu arama kurtarma konusu sizin sorunuz kapsamında araya gitmeden önce açıklamalarda bulunmuştu. Evet, şimdi bulunduğumuz mevsim, biraz önce belirttik, rakım yükseldiği için orada hava şartları sis ve bulut oranıyla bağlantılı olarak İHA ve SİHA'larımız görüntü aktaramayabilir. Şimdi 14.25'te bu helikopterden muhabere irtibatı kesildi ise o emergency sistemlerden bir GPS konumlama gönderdiyse, bunlar tabii ki kaza kurum sonucunda ortaya çıkacak, bir yer belirlemesi yapılarak oraya karayolundan ulaşma imkanı seferber edilmiştir. Ki bu olayda da %100 öyle olmuştur. Ben bugün tesadüf saat 15'te Eskişehir yolundan Söğütözü tarafına gidiyordum. Saat 15 civarında üst düzey, burada ismini şey yapmayın, komutanımın flamalı olarak hızlı bir şekilde gittiğini gördüm. Tabii biz asker olduğumuz için biraz farkındalığımız vardır. İşte saat o andan itibaren demek ki bütün imkanlar seferber edilmiş durumda. Arama, kurtarma ve helikopterin kaza, kırım yerine ulaşılması maksadıyla. Benim yani en son açıklamalarım bunlarla. Peki. Sınırlı. Tekrar tüm milletimizin sağ olsun arz ederim. Peki. Emekli Tuğgeneral Ali Demir, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Birazdan da arkadaşlarımız emekli Orgeneral İbrahim Fırtına'yı hazırlıyorlar. Döneminin Hava Kuvvetleri Komutanı.